Sanmasınlar ki öldük. Geri geleceğim. Mermi mi dedin? Ya mühimmat işte yani cephane. Neyse artık ok. Sadaktaki ok. Ya ne varsa abi yani zorlamayın. Ölen askerler için aynen katliam geliyor. Blood for the Blood God. Skulls for the Skull Throne. Frostwire. Valla şu evi yapmak zorundayım. Gerisini bilmiyorum. Bir tane de ordu basmak durumundayım da önce bir parayı toplayalım şuradaki savaştan. Challenge undeniable. Bir saniye. Oraya saldırmadan şunu bir avla. Lightning Strike'ım yok mu lan benim? Açmıştım diye hatırlıyorum. Şimdi dışarıda buna saldırdığından kalenin içindekiler de gelecek. Bana bu kadar oran vermiş de. Sen ne saçmalıyorsun birader? Yani nasıl bir saçmalamaktır bu? Aha dost üniteler arkamdan geliyor. Karşımdan gelene bak. Taşak geçiyorsun. Bu ne lan? Dur ben onlara fil yollayacağım. Çözdüm mevzuyu. Tabii ki ordunun ana kısmını buraya yönlendirmem çok önemli bir mevzu. Şu şeyleri alacağım, Berserker'ları alacağım buradan. Norska. Wulfric'i bile oraya çekmeyi planlamıyorum ya, kalsın. Norska. Hadi bakalım. Adam direkt büyü atarak geldi. Göt oğlanına bak. Hiçbir şey olmadı lan yöntemi. Hızını kesti. Blood for the Blood God. Minas Tirith müziği değil de oyunun müziğini verebilirim çok istiyorsan. Tabii ki Wulfric abi. En önden gitsin gerekiyorsun. Niye kaçıyorsunuz lan? Aa. Ne olur kaçmayın. Azıcık taşak geçelim. Tiplere bak oğlum. Karşıma ordu getiriyor utanmadan. Bu gücü biraz daha güzel yapabilirlermiş. Yani basit bir geminin böyle gitmesi çok cezbedici bir görüntü değil. Mızrak mı lan o? Burada fille okçu kovalıyor falan. Liderlerinden biri öldü bile. Okçulara doğru gitmeye başladım da onlar arkadan çalışıyor.
kumarı çözdüm, zengin oldum. Biraz kendi adamıma da sıkıntı yapmış olabilir. Beşik mi? İyi para. Wolfric'i kamera modunda izlemek istiyorum ya. Unit kamera diyorum, nereye odaklıyor? Birader, ben Wolfric'i izlemek istiyorum. Hah. Seçmem lazım şu oyuncu. Wolfric de çok taşaklı bir abimiz, gördüğünüz üzere. Verdiği orana bak, yaptığımız victory'ye bak. 80 kişi kaybettim. Oha, burada 205 adam mı kaybettin? Açık arazide 80 adam kaybettim lan ben. Ayıp be. Burayı yine outpost'a çeviriyorum ben. Hemen lightning strike'ımı da ver. Upkeep'i düşürüyor, güzel. Unit experience veriyor, oha. Bu ordu yenilemesini arttırıyor. O yüzden şu an o daha güzel gözüküyor. Bu her yeni çıkarttığım birliğe bir artı rütbe ekliyor. Bu da ordunun bakım ücretini azaltıyor. Bunu yaparak başlayacağım ki ordu daha hızlı kendini toparlasın. Daha sonra diğerlerinin detaylarına bakarız ya. Yeni bir ordu daha yapmam lazım. Yoksa olmaz böyle yani. Slave the sudden. Evet, TR2 skill'leri güzel. Ben de sevdim. Puanları nasıl kullanacağız? Duyurları takip ettiyseniz beyler, pazar günleri olacak yayınlarda kullanabileceksiniz. Bir orduya oraya kaçılmış. Şurada bir kalesi var. Gidip şu kaleyi bir bitirirsek güzel para geleceğini düşünüyorum, burası başkent olduğu için. Ya kaleyi bunlar tutuyor ve bana verdiği şansa bak. Bir tur bekleyeceğim, kendim savaşacağım ki asker kaybetmek istemiyorum yani. Gerçekten Very Hard'ın bazen insanı sadece boş yere yormak için zorlaştırıldığını düşünüyorum. Evet, 80 kayıp yaşayıp close victory almamız çok 10 numara 5 yıldız bir şeydi. Katılıyorum. Theater's Half'ını yağmalıyor. Ya Bretonya'sın sen, kendine gel. Yağma yaparken onur kaybeden adam yağma yapıyor ya. Kardeşim, sizi kim yolladı buraya? Çabuk siktirin gidin buradan. Hadi yıkalım şu kaleyi baştan. EU4'ün zorluğuna benziyor. Botu güçlendirme önce zorluk çıkarıyor. Pek değil. Paradox'ta şöyle bir şey var.
Zaten bir yapay zeka var. Yapay zekanın daha da zeki olması gibi bir mevzu söz konusu değil. Sadece bonuslar alıyor yani. Bunda da aynı. Bonuslar alıyor. Bak o kısma karşı değilim zaten. Hani nedir? Senin yapamayacağın tarzda orduyu o yapıyor. İşte senin yapamayacağın tarzda çok para topluyor falan filan. Hadi onları anladım. Yani bir şekilde zor olacak yani. Ne yapalım? Öyleyse öyledir. Ama şey kısmına çok karşıyım. Bir saniye. Ya şimdi bu savaşta benim kazanabileceğim çok açık, tamam mı? Sen burada şeyleri kırarken, benim oranımı kırarken çok aptalca bir şey çıkıyor ortaya. Yani şimdi şu oranda yapacağım, bana diyecek ki 300 kişi kaybettin. Ya birader, karşının ordusunda zırh delici yok. Ben full zırhlı orduyla giriyorum. Nasıl deldi peki bu adam onda o kadar kill aldı? İşte o şeyin, auto battle'ın biraz sıkıntısı. Biraz değil, epey büyük bir sıkıntı bence yani. Boş uğraştırıyor oluyor işte o da yani. Doğru. Aa, kapıyı direkt ele geçireceğiz. Madem öyle. Buraya ordu bile döşememiş herif. Kapıyı tutan hiçbir şey yok. İki tane koş. Kapıya koşmama gerek yok ya. Ha, kapıyı almaya gidiyor. Şimdi var. Yedi bu sırada. Kule. Kurtardı gerçi girişini ama. Mamuta da ok sıkmazsın. Utanırsın, sıkmazsın yani, ne bileyim. Norska'nın kuleleri de güzelmiş ama galiba Radius'ta kulelerin de tipinde bir değişiklik var. Ben öyle anladım en azından. Şu tiplere bak abi. Şu tipi neyle tutacaksın? Elindeki silaha bak. Adamın boyundan büyük silahı var ya. Düşmanının boyundan büyük silahı var adamın. Ve karşımızdaki Squire diye geçiyor. Squire yamak demek. Yamağa karşı dövüşüyoruz. Gördüğünüz gibi bak, bir kişiyi yeni kaybettiler. O kadar oktur bilmem nedir. Çünkü zırhlı herifler. Canları gidiyor. Solda görebilirsiniz. Canlar devamlı gidiyor. Can gider ama ölüm gecikiyor zırh yüzünden. Normal bir kapışmada can zırh beraber gidiyor. Eğer karşındaki zırhlıysa, sen zırh delici değilsen sadece can gidiyor. Ve azaltılmış şekilde gidiyor yani. Bütün gücünle götürmüyorsun. Şunu izlemek şart ya. Bowling oynar gibi. Sayılara bak, nasıl azalıyor sayıları. Eriyor resmen. Arkaya çıkan ünitelerimiz de koşsunlar mı? Surlara çıkıp tokatlasınlar. Size Wolfric'i izleteceğim direkt.
Wolfric ne zaman kavgaya girse savaş bitiyor. Tam sektirmeli. İbneye bak. Abi surun dışına çıkıp da içeriye ok atmazsın ya. Böyle ibnelik görmedim. Wolfric geliyor, koşuyor, bunlar kaçıyor. Mevzuya bak. Ulan çok iyi ya. Aldık mı o kalenin kapısını? Size. 21 kişi kaybettim. Oto desem muhtemelen en az böyle bir 150-200 kaybedecektik. Belki close bile verebilirdi. Yani iyi yaptık bence oynamakla. Ha, zaman kaybı oluyor. Biraz da basit karşı. Hani zevk vermiyor o kadar ama işte ya. Yağmala. Bir sonraki turu yıkarız. Burada kamp yaparken de yağmalıyor bu sırada. 18 level'da açıyormuş Mamut. Evet, Mamut'a binen manyak bir liderimiz var. Sana cik cik cik. Ne oldu? Arkada bina geliştirip basabildiğim kadar hani ünite basmaya. Mümkün olduğunca devam. Yağma barbarın kamçısı. Valla bir bok vermedi. Yani onu söyleyeyim de. Hani 3000 para değil birader. 3000 hiçbir şey değil yani. Hoş geldin Hamit. Nordland'da isyan çıkacakmış. Çıksın. Bana sıkıntı yok. Tabii bu bölge benim bölgem ve bu bölgeyi yağmaladığım için şey oluyor. Yıkılan şurayı. Hound. İlk seviye Hound'u yaptık. Yakın dövüş ünitelerimin hepsi %8 silah gücü kazandı. Temiz. Stand or die. Yalnız güçlere bak. Biri stand or die. Ya yerinde dur ya da öl. Diğeri de fight or die. Ya savaş ya öl. Anasını satayım, güçlere bak. Böyle bir motivasyon şekli yok ya. Full motivasyon. Binek hayvan ayrı can yok. Canı yükseltiyor ama. Not one step back değil ya. Stand or die farklı bir mevzu. Abi iş deli kuş.
Şu 8'e doğru bir ufak mola verelim. Belki çocuklar da toplanır. Şeye gireriz, Project Winter'a. İsyanları da yıkalım. İsyan da etmezsin kardeşim. Pezevenklere bak, nasıl burada şeylerini, ajanlarını bekletiyorlar. Enslave the Southerners. Biraz şuna birlik vereyim de şey yapacağım. Güney'e istilaya inmeye başlayacağım. Bretonları biraz temizleyelim. Kron'a gitme görevim var. Wulfric'in kılıcı Kron'da gelecek. Sword of Thorgald. Ne veriyormuş lan? Hiç bakmadım ben Wulfric'in kılıcına falan. Artı 10 saldırı gücü, artı %10 silah gücü, artı 5 asayiş veriyor, artı %10 savaş sonrası ganimet. Bir de Thorgald'ın kılıcı gücünü veriyormuş. O da %20 daha fazla saldırı gücü veriyor. Güçlü. Onun dışında başka bir ünitesi de yok. Şeyi de yok. Üzerine alabileceği bir şey de yokmuş. Olsun. Sıkıntı değil. Zırt delici şey alıyormuş burada. Bayağı güçlü ya Wulfric. Haa, şeyler gelmiş. Huntlar gelmiş. Ne veriyor mesela? 20 zırh veriyormuş. Frostbite saldırıları veriyor bilmem ne. 10.000 şey veriyor. Eyeball Saigor veriyormuş. Hex veriyor. Bu çok kuvvetli durmuyor bu sırada. Şu hoşuma gitti. Dangerous Murders from Gods Indeed. Bla bla bla. Objective. Hunt down and slay the deadly Frostbite known as Frigustrex, Sirkin of the Cold Void. Tamam, nasıl yapıyoruz acaba? Aa dur, başka challenge'lar da varmış. Mountain Cleaver, Dragon Ogre's Great Horn. Bu da bombardıman gücü veriyor. Ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorum ama. Huntdown the Slay, Colossal Shagat known as Treyguard Mountain Cleaver. Dağ deviren şeyi. Neyse, ben şuna biraz merak sardım. Ejderi öldürmemi istiyormuş. Tower of Krak. Burayı yağmalamamı istiyor benden. Şöyle bir şey yapacağım. Şunun ordusunu bir toplayalım. Bunu alıp oraya götürüp yukarıdaki orduyu aşağı çekeyim. Orçun gelecek mi bilmiyorum Hamit. Ali herhalde indirecek de.